Selamlar sevgili dostlar, hepiniz Hakan Selmi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber International Basketball Manager 23 serimizde Anadolu Efes kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerin istekleri doğrultusunda Anadolu Efes kariyerini bu sezonun bitişiyle beraber sonlandıracağım. Ondan sonra bir ikincilikten takım alabiliriz. Yani oyuna, kariyere sıfırdan, komple sıfırdan başlayıp oyunun bizi random attığı bir takıma gidebiliriz. Veyahut da diğer bir öneri olan, mesela bir yabancı takım alıp Türkiye'den oyuncuları toplayabilirsek, tabii takımın bütçesi vesaire o da önemli orada. Ona göre bir düzen oturtmaya çalışırız ama bu sezonda bitirmek istiyorum. Yani Anadolu Efes serisi yarım kalmasın, finalini yapalım. Ondan sonra o işlere geçelim. Sizlerden tek ricam, seriyi beğeniyorsanız, oynayışını beğeniyorsanız like atmanız, abone değilseniz abone olmanız ve videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirim çanını açmanız. Şöyle hemen sizleri fazla bekletmeden, bu arada bir maçımız varmış. Kimle? Yukatel Merkez Efendi ile oynuyoruz. Sanırsam ya da Manisa, bilmiyorum. Türkiye kadrosunda mıyız? Evet. Hemen bir geçelim o zaman maça. Geçtik. Hemen bir 2B'yi alıyoruz. Oyuna başla abi. Şöyle. Hemen bir müdahale. Oo, bu arada gerideyiz. Enteresan işler oluyor. Shane Larkin. Shane Larkin. 40-32 öne geçtik. Nice. Wesley Matthews'a mı verelim? Bir 3 sayılık attıralım Matthews'a. Basket var denedi sanırsam. O şekilde bir 3 sayılık denedi. Evet şimdi. 3. çeyreğimize başlayalım. 64-47 öndeyiz. Topu Onur Alp bitime verelim. Onur Alp sendeyiz kral. Aa, olmadı. Onur Alp ile son sayı ve 90-61 maçı kazandık. Hemen istatistiklere bir göz atalım abi. Vasile Misic 2 sayıyla oynamış. 3 asistli biraz hayal kırıklığı bir performans. Melli'nin 29 sayısı var. Valanciunas 7 sayı 5 ribaundla oynamış. Şehmuz 14 sayısı var bugün. Larkin'in 11 sayısı var. Michael Kidd Gilchrist'in 8 sayı 8 ribaundu var. O da güzel bir istatistik bizim adımıza. Ya bu oyunun ara belli sanki uzadı ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Çok yavaş ilerliyor. Ya biz hızına çok alıştık. Seri ilerledikçe bir tık tıkanıyor sanki. İtiraf etmeliyim ki A takım başına antrenör olarak geldin. Duyduğumda senden gayet şüpheliydim. Bu yeni antrenör takım başına bir aydan fazla dayanamaz dedi merkeze. Sonra ne oldu dersen? Tükürdüğünü yalayanların ilki ben oldum. Eğer inanmıyorsan gel evimizde oynayacağımız ilk maçta beni tribünde bul. Olur canim. Türkiye şeyinden Euroleague'de Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geleceğiz. Bir Türkiye derbisi. Gerçekten oyun ilerledikçe sanki bir oyunda zaman ileriye gittikçe sanki ilerleme bir yavaşlıyor gibi. Benim bu sistemimde bu olamaz yani. Oyunla alakalı bir sıkıntı galiba. Optimizasyonla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bak ne kadar geç gidiyor ilerleme.
Enteresan yani. Şimdi Euroleague maçına çıkacağımız için bir Euroleague kadrosuna geçiş yapalım. Nice. Evet. O gün geldi çattı. Pınar Karşıyaka ile karşı karşıyayız. İlk çeyreği 19-17 önde geçtik. İkinci çeyrekte gerideyiz. Oo. 39-38. Aa, topu şeyin Narkin'in ellerine vereceğim. Shane Larkin. ...61-52 kazandık. Çok zor kazandığımız bir maç. Hiç iyi bir performans göstermedik. Melli'nin 19 sayı 10 reboundla yaptığı double double bize maçı getirdi yani. Başka bir açıklaması yok. Valenciunas 0, Misic 0. Gerçekten Jordan Bell bench'ten iyi bir katkı vermiş. 9 sayı 7 rebound. Sizin için 4 sayısı var. Mikhailuk 2 sayı sadece. Bilmiyorum. Bence bir tık kendilerini toparlamaları lazım. Evet, şimdi Arşak'la maçımız var. Dur ilerlemeye hocam. Bir sosyal medyaya bakalım ne var ne yok. Alkışlar son yapılan Pınar Karşıyaka maçının MVP'si olan Nikola Melli'ye falan filan. Ne olmuş burada maç analizi? Tamam. Şuradan bir Türkiye Ligi'ne geçelim hocam. Yükle. Okey. Devam. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş da iyi topçu. Gerçekten sevdiğimiz insanlardan. Bu arada Onur Alpbitim'e verelim topu. Bu arada iki beyni yaşmadık ha. 55-40 güzel. Matthews'a bir 3 sayılık şut imkanı yaratalım. Üst sayı Wesley Matthews. Wesley Matthews. Penetre. Shane Larkin. Shane Larkin. 115-78 maçı kazandık efendim. 37 sayı sanırsam. Matematiğim beni yanıltmıyorsa farkla. Bu arada Valenciunas 14 sayı, Melli 28 sayı, 1 rebound, 3 top çalma, 1 blokla oynamış. Onur Alp'in 16 sayısı, Sadık'ın 11 Ziz için 12 sayısı, Larkin'in de 4 sayı, 10 asisti. Mist için 5 sayı, 13 asisti. Gayet güzel. Hadi ilerle be hocam. Semih Erden, Fenerbahçe Beko'da. Vay canına, 18 sayı, 4 rebound, 1 asist, 1 top çalma, 1 blok. Haftanın MVP'si olmuş. Haberler neymiş? Onur Alpbitim sakatlandı 2 hafta. Eyvah eyvah. Sakatlık tedavisi. Tamamdır.
Misli Chelsea rekoru kırmış. Şuradan bir Euroleague geçiş yapalım abi. Onur Alp'in yerine Berke'yi alacağız. Berke'yi 15 yap. Yerine de Şeyh Muz'u alalım. Şeyh Muz'a 5 dakika oynasın. Pierre Henry'a TJ Leaf Gaitaridis Marinovic 19-15. Bu arada niye ki B'ye geçmedik? 41-29 67-46 öndeyiz. Topu Shane Larkin Reis'in ellerine verelim. Olmadı. 102-64 tüm maçı kazandık efendim. İstatistiklere gelecek olursak Valenciunas maçın oyuncusu seçilmiş. 17 sayı, 1 rebound, 1 asist, 3 top çalma, 2 blok, 22 verimlilik puanı. Melle'nin 15 sayı 5 reboundu var. Wesley Matthews'un 15 sayı 3 rebound 4 asisti var. Michael Kidd'in 7 sayı 4 rebound 2 asisti var. Misic 6 sayı 4 asist. Svyatoslav Mikhailuk 10 sayı 3 asist, 3 rebound 1 asist. Jordan Bell 12, Zizic 12 sayı. Güzel. Şeyh Muz'a süre almamış ya da aldığı sürede herhangi bir katkı sağlayamamış gözüküyor. Nikola Mirotic 33 sayı 10 rebound da double double yapmış. Barça kimle oynamış abi? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda yenmiş. Nice. Oo, Genel Pınar Karşıyaka. Bıktık be hocam. Bıktık ya. Vallahi billahi bıktık ya. Berke'yi çektim oraya. 10-15 yaptım. Oraya da doğuş aldık. Hatta bunu 20 yap. Tamamdır. Devam. Devam ki kardeş. Jaylen Brown. On 17 saniye var, tamam. Bize göstermeyecek muhtemelen Shane Larkin. Oo, bu arada güzel bir dönüş. 16 sayıdan 10 sayıya düştü. 24 saniye var. Matthews'a bir üçlük attırır mıyız? Bence attırırız. Wesley Matthews. ...81-63... Topu Ante Zizic'in ellerine verelim. Ver hocam Zizic'e. Ah be. İkinci çeyreğe bak. Pınar Karşıyaka önünde kapatmış. 29-26. 105-73 maçı kazandık. 32 sayı farkla. İstatistiklere gelecek olursak Corey Higgins 27 sayıyla oynamış. Bize karşı Wesley Matthews 9 sayı 1 asist. Misic 1 sayı 5 rebound 9 asist. Melli 22 sayı 4 rebound 2 asist. Valenciunas 12 sayı. Şeyh Muz 10 sayı. Berke 7 sayı. Sadık 18 sayı 3 rebound. Zizic 14 sayı 7 rebound 2 asist. Gayet güzel. Euroleague kadrosuyla bundan daha çok zorlandık. Pınar Karşıyaka'ya karşı. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin mi bir acayip zor yarış. Demetri Rivers.
Demetri. Muhtemelen yanlış okuduk adamın ismini. Geçtik. Takımdan ayrılmak mı istiyorsun? Ve karşında ne alıyorsun? Sıfır. Takım olan katkılarım için senden çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Bana yeterince saygı göstermediğin gibi oyunda hak ettiğim zaman da vermiyorsun. Özellikle mevkimde diğer oyuncuların nasıl oynadığını gördüğün halde. Sence o kadar körtü müyüm? Artık benim için çok geç. Kardeş bir sakin ol. Görüşelim. Nedir olay? Yani sen takımın sembol oyuncusun. Bu yüzden buradasın. Matthews. Jordan Bell. Sakin ol. Bu sezon oyuncularla olan bütünlüğü bir tık sağlayamadım yani. Sıkıntılar var. Oyuncu güveninde bana karşı. Ama halledeceğiz yani, sağlayacağız. Hadi be kardeşim, ilerle. Nedir olay? Onur Alp bitim iyileşti. Nice. O zaman şöyle yapıyoruz tabii ki. Hatta uğraşmaya gerek yok. Euroleague'i yükle. Tamamdır. Emporia Armani Milano ile karşılaşacağız. 23 Kasım 2023'ü gösterdiğinde tarih. Gelecek maç analizi. Okey okey. Okey okey. Shaven Shields iyi topçu. 28-18 ilk çeyreğe deplasmanın önünde geçtik. Wesley Matthews'a bir üst sayı hazırlayalım. İlk atış isabetli. İkinci atış, o da isabetli. Yemeyelim onu. Çok iyi, çok güzel. Oyunda kimler var? Larkin, Bell, Zizic. Verdik şeyin Larkin'e. Jordan Bell mi? Aa. 2'de 2. Zizic, vurdun ona bile o. Verdin beynine. Hadi oğlum. Ah be canın sağ olsun. 103-66 Emporio Armani Milano'yu evinde mağlup ediyoruz. Güzel bir galibiyet bence. 37 sayı farkla. Shaven Schuster 15 sayıyla oynamış. Bizde Melli 19 sayı, 6 rebound, 1 asist, 1 top çalma, 1 bloğu var. Valenciunas 11, Misic 13 sayı. Jordan Bell 12, Sertaç 13 sayı, 2 rebound. Çok güzel. Çok çok güzel. Mikhailuk sakatlanmış. Grip olmuş. Sana biraz bir kış çayı yapalım. Anne çayı 3 günde atlat gribi kardeş. Zaten lig maçının kadrosunda olmuyorsun. Yani oradan çok bir sıkıntı olmaz. Nice. 5 galibiyete ulaşıldı. Gran Canaria iyi bir galibiyet serisi yakaladı. Vay sayanına. Gran Canaria'da kimler varmış? Yan Veseli Gran Canaria'daymış. Reis. Hapoel Tel Aviv'in 10 maçlık serisi varmış. Ya gayet ortalama bir kadroları var ama demek ki oluyor böyle şeyler. Şimdi şuradan Türkiye Ligi kadrosuna bir geçelim hocam. Tamamdır. Kiminle oynuyorduk? Bakmadım hiç. Tofaş.
Boubacar Touré. 30-25 gerideyiz. Vay. Larkin sendeyiz kral. Ah be, nasıl kaçırdın sen onu? 50-50. Topaşa bak sen. İki sayılık şut. Onur Alp bitime. Onur Alp. Onur Alp bitim. Ah be şu fuar. Neyse 2'de 1 oldu. Üst sayı Shane Larkin. Shane Larkin. İnanılmaz bir üst sayı orta sahadan. İşte bu. Ve 97-77 maçı galibiyetle tamamladık. 20 sayı farkla. Melli 22 sayı 3 rebound 1 asist 5 top çalma. Larkin 10 sayı 5 asist. Misic 5 sayı 5 asist. Matthews ve Michael Kidd'den çok bir verim alamamışız. Sadık Emir kabaca 17 sayı 6 rebound 1 asist. İnanılmaz. Bravo Sadık. Şimdi haftanın MVP'si Nikola Melli olmuş. Taraftar mesajı. Takımdan ayrılmak istiyorsun. Oyuncu teşvik et. Michael Kidd sakin olun ya. Amerikalılar geldi takımın ahenki bozuldu ya. Mikhailuk iyileşmiş. Tamamdır. Bu arada bir Euroleague oynayacağız galiba. Hemen Euroleague kadrosuna bir geçelim. Bir S vermişken. Güzel. Kimle oynuyoruz? Oman, Arayar, Venezia. İtalyan takımı. Evet, şimdi geçtik. Olerik Freeman iyi topçudur. Marco Spisso. Yes. 30-15 güzel. Topu verdik kimin ellerine? Mikhailo'ya verelim hadi. Mikhailo kaçırdı. Güzel. Onu yemesek iyiydi. Bir Matthews'a bir 3 sayı attıralım. Ah be olmadı. Çemberden geri döndü. Topu verdik Larkin Reis'in ellerine. Jordan Bell serbest atışı mı neden? Abi gene 2'de 1 attık. Bak şimdi 2 yiyeceğiz. Ay kaçırdılar. Ve maçı 102-70 32 sayı farkla kazandık. Melli 36 sayı 5 rebound 2 asist. Çok iyi. Michael Kidd 11 sayı 4 rebound 3 asist. Wesley Matthews 2 sayı 6 asist. Jordan Bell 12 sayı. Zizic 11 sayı. Çok iyi abi. Çok güzel. Shane Larkin 6 sayı 4 rebound 6 asist. Şimdi. Ayın ödülleri Kasım. Ayın koçu seçilemedik herhalde. Oo, Matthews sakatlanmış. Kötü haber, kötü haber. 3 gün tamamdır. Oyuncular çok iyi antrenman yapıyor. Sadık Emir kabaca. Ve Şehmuz Azer. Şehmuz 79'a geçecek neredeyse. Çok iyi. Bravo Sadık. Aslanımsın. Gerçekten çok yetenekli ya. İzlemekten zevk aldığım oyunculardan biri Sadık Emir Kabaca.
gelecek maça. Tamam, milli Türk şeyinden süratli verimli puanı kategorisinde birinciymiş. Şimdi biz kimle oynuyoruz ya? Pardon, ben ona bakmayı unuttum. Ha, Türkiye Ligi'ndeyiz. Gaziantep'le oynuyoruz değil mi? Türkiye Ligi. Yükle. Wesley Matthews. Oraya da kim al? Mikhailo al abi. İlk çeyrek öndeyiz. Topu kimin ellerine bıraktık? Sadık'a verdik ya. Sadık. Güzel. Penetret. Michael Kidd Gilchrist. Şehmuz. Şehmuz'a verelim abi topu. Şehmuz. Şehmuz Azer. Ante Zizic. Ante Zizic. 110-72. 38 sayı farkla kazandık maçı. Melli 24 sayı 3 rebound. Valenciunas 19 sayı 3 rebound 3 asist. Vasilije Micić 7 sayı 3 rebound 9 asist. Şehmuz 4 sayı 2 rebound 4 asist. Michael Kidd 7 sayı 3 rebound 4 asist. Sadık Emir Kabaca 14 sayı 2 rebound 1 asist. Ante Zizic 16 sayı 2 rebound. Çok iyi. 9 sayı 7 asist. O da güzel. O da güzel. Berke 7 sayı. Şimdi aga devam et. Sırada ne maçımız var? Monaco basket maçımız var. Matthews iyileşmiş. İyi haber. Tamamdır. Başka okunmamış ne mesajım var? Onur Akbit'im bizimle görüşmek istiyormuş. Görüşelim. Oyuncu bir teşvik edelim. Tamamdır. Evet, çok özür dilerim dostlar. Bir kısa misafirim vardı. Nerede kaldık? Şuradan hemen bir. Euroleague kadromuza geçelim. Matthews da iyileşti madem. Monaco'yla Sel Gaston Medes'i de oynayacağız Fransa'da. Monaco da iyi takımdır ha. Eli Kobo çok iyi oyuncu. Will Clyburn bizden gitti. George Benalon, Donta Hall. Yani Will Clyburn'un bana karşı ne yapacağını merak etmeyen aranızda yoktur herhalde.
QB'ye geçtik. 24-23. Topu Shane Larkin'in ellerine verelim. Ah be, kaçtı. Maç başa baş gidiyor. Matthews'a bir 3 sayı attıralım hocam. Wesley Matthews. 94-79. 15 sayı farklı maçı kazandık. Çok iyiyiz. Mitic 14 sayı 5 asist oynamış. Melli 21 sayı 4 rebound 1 asist. Will Clyburn bize karşı 9 sayı 5 rebound 5 asist oynamış. Bizdeki performansına yakın. Matthews 7 sayı ile oynamış. Valenciunas 12 sayı 2 rebound. Şey 2 rebound, evet doğru. Mikhailuk 11 sayı ile oynamış. Zizic 9. Sertaç 4. Onun haricinde bench'ten Mikhailuk dışında çift taneleri çıkan olmamış. Ufak bir kesim taraftar adına basit ve sıkıcı. Hadi lan. Görüşelim kardeş. Toplantımı istiyorsun. Teşvik et. Güzel. Oyuncu güveninde yavaş yavaş yerine getiriyoruz. Bir güzel. 32 dakika olmuş. Petkim'le de oynayalım. Ondan sonra save'imizi alıp videomuzu tamamlayalım. Kimdir o? Tamam. Şuradan bir Türkiye Ligi'ne geçelim. Yükle hocam. Güzel. Hemen bir başlayalım abi. Larkin'e bir 3 attırmak istiyorum. Olmadı. Oldu mu oldu? Yeme. Bir sayı attık. 2 sayı yemeyelim. Dikkat hocam. Haydi iyi savunma. Olmadı. Wesley Matthews'un 3 sayısı vardır. Niye 2 kullandım be hocam? Olsun. Üst sayı Matthews. O top Matthews'a gelmeden bitti. 80-43. Üst sayı kullanıralım Larkin'e. Üst sayı gideceğim bu maçta. Basketual denedi ama olmadı. Larkin. Larkin yine kaçırdı. Oo, Larkin hocam olmuyor. 110 57 53 sayı farklı Ali Petkim'i mağlup ettik. Mitsis 0 sayı 5 asist. Matthews 13 sayı 3 rebound. Michael Kidd 1 sayı 1 rebound 3 asist. Melli 29 sayı 6 rebound 1 top çalma 1 blok 28 verimlilik puanı. Valenciunas 5 sayı 3 rebound 3 asist. Larkin 9 sayı 4 rebound 6 asist. Şehmuz 9 sayı 6 rebound 3 asist. Onur Alp 11 sayı, Sadık 16, Zizic 11, Sertaç 4, Berke 2. Güzel. Evet, şimdi 35 dakika. Yani normal. Bence ideal. Sizler sıkmamak adına 30-35 dakika. 30 ile 40 arası bence ideal dakikalar yani. Evet, şöyle oyunumuzu bir kaydedelim. Evet sevgili dostlar,
Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Seriyi beğeniyorsanız like atmayı, abone değilseniz abone olmayı, videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet sevgili dostlar. Hayatta beklediğiniz ne varsa gerçek olması dileğiyle, hayırlısının olması dileğiyle kendinize tekrar iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.